Bugün saat 17'yi gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplanacağını söyleyebiliriz. Bilim kurulunun elbette önemli gündem maddeleri var ama gözler bir yandan 1 Mart'a çevrilmişken normalleşme adımlarını konuşurken bir yandan da aslında vaka sayılarının yeniden yükseldiğini görüyoruz. 10 bin bandına geldi. Özellikle de son birkaç güne baktığımız zaman tabii vaka artışının sebepleri ne? Bunlar önlenmesi için ne gibi adımlar atılabilir ve dolayısıyla da aslında tüm bu konuların bugünkü toplantıda masa yatırılacağını söyleyebiliriz. Tabii vaka sayısı da arttıkça, daha çok kişiye bulaş oldukça da mutasyonu da konuşuyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'de mutasyonlu virüs görüldüğü ifade edilmişti. Son durum, son aşama ne? Ek bir tedbir alınacak mı mutasyonlu virüse karşı? Bu konuların da değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Tabii bir yandan dediğimiz gibi gözümüz artık önümüzdeki haftaya çevrilmiş durumda normalleşmesini beklediğimiz bazı iller var. Ama bir yol haritası hazırlandığını biliyoruz. Özellikle de bilim kurulu üyeleri tarafından hangi şartlar altında, hangi iller nasıl normalleşecek işte bunlara dair kriterlerin belirleneceğini söyleyebiliriz. Tabii Bugünkü toplantıda bir tavsiye karar çıkmasını bekliyoruz ki önümüzdeki haftada aslında kabine toplantısı öncesinde ve o tavsiye kararlarının dışında yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ne gibi kararlar alınacağına dair ipuçları verecektir. Bir yandan aşılama süreci de devam ediyor. 8 milyon artık yaklaşmış durumdayız. Çin'den gelen yeni aşılar var. Onlar geldikçe analiz süreçleri başlıyor ve 14 günlük sürecin ardından da yine aşıların dağıtımına devam ediliyor. 65 yaş üstü vardı. Son olarak birinci grupta onların aşılanması da tamamlanmıştı ve fiili olarak artık ikinci aşamaya başlamıştık. Dolayısıyla bundan sonra hem aşılama hızına bakılacaktır hem de aşılama planı gözden geçirilecektir. Ama dediğimiz gibi şu an itibariyle artık vaka sayılarını konuşuyoruz ve hastane doluluk oranlarının vaka artış oranlarının bugün yeniden ele alınacağını söyleyebiliriz. Tabii daha fazla neler konuşuldu ve gündeme dair soruların cevaplarını da saat 19'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verecek.